Kanalıma hoş geldiniz. Şimdiki videomda yine YouTube'la ilgili bir video olacak. Çok önemli. Benim açımdan çok önemsediğim bir video olacak. Öncelikle YouTube'u açıyoruz. YouTube'dan yapılıyor. Kolay bir şekilde yapılan bir ayar. Kullanıcı adımızı değiştirmek, kullanıcı adımızı oluşturma. YouTube bildirimleri getiriyor. Kendinize özel kullanıcı adını oluşturun. Yoksa biz oluşturacağız diye. Şurada kanalımıza basıyoruz. Genelde bildirimler var. Sayfamızı açtığımızda görürsünüz. Eğer onu görüyorsanız yapmanızdan çekinmeyin hiçbir şekilde. Oradan devam edip de ilerleyebilirsiniz. Bilgisayardaysanız cep telefonunda da bu şekilde oluyor. Şuradaki kalem işaretine basıyoruz. Burada daha önce bunlar yoktu. Sadece ad değiştirebiliyorduk. Şimdi ad değiştirmek istiyorsak adın karşısındaki kalem işaretine basıyoruz. Eğer orada bir değişiklik yapmayacaksak, kullanıcı adı da bizim istediğimiz gibi oluşturmadıysa, ben istediğim gibi oluşturduğu için değişiklik yapmayacağım. Kazanan eller aynı şekilde yazmış. Kullanıcı olarak da onu kullanacağım ben. Kullanıcı adı o şekilde. Eğer isim değiştirirsem yine onu değiştireceğim. Ve URL'yi de bu şekilde oluşturdu. URL'imizde gördüğünüz gibi aynı şekilde yazmış. youtube.com/ kazanan eller şeklinde yazmış. Bunu kopyalayıp kendi URL'imizi paylaşabiliriz veya kullanıcı adımızla paylaşabiliriz. Diğer bir konuda şurası, bu bizim kanaldaki abonelerimizin görünmesi içindir. Şurası kapalı olması gerekiyor. Eğer açıksa bize kime abone olduksa onu görememiş oluruz. Biz bizim kanalımıza geldiklerinde bakıyorlar. Hani ben geldim, siz bana abone olmadınız diye şikayetçi oluyorlarsa burasını bu hale getirin. Böyle basın ki siz onlara abone olduğunuzu görsünler. Yoksa güvenemiyorlar. Size gelseler bile geri çıkıyorlar. Bunlar kanal sahipleri genelde. Tabii ki kanalı olmayanlar geldiği zaman abone oluyor. Zaten sizin içeriklerinizi beğendiği için geldiğinden abone oluyor. Ama kanal sahipleri hani karşılıklı oluyor bir yönden ama geldiği zaman sizden de aynı şekilde gelmenizi ister. Gelmediğinizi düşünüyorlarsa, burası açık olursa kanalınıza geldiği zaman şöyle topluluğundan bakıyorsunuz. Topluluğundan baktığınızda kanallar topluluğunuzun yanında şurada kanallar yazan yerde görünmüş oluyor. Bunlar şimdi bu hanım ellere abone olmuş. Benim abone olduğum hanım eller diyebiliyorum her zaman. Bunlar da kendi kanallarım, ben oluşturdum burada görünsün diye. Şöyle kazanan eller, Yunus Emre ve Meki Koyacı. Şimdi buradaki kanallar gözüken yerde ben bunlara abone olmuşum. O yüzden burada gözüküyor. Eğer bunlar dan birisi mesela bana abone oldu mu diye bakmak istediğimizde büyük sayıda abonesi olanlar bakmak biraz zor oluyor ama az kişisi olanlar da mesela şu kişi abone olundu diyor. Ben abone oldum gözüküyor ama o kişi bana abone oldu mu diye merak ediyorsanız şuraya geliyorsunuz. O kişisinin kanalına bakıyorsunuz. Onun kanalının içinde yani büyük sayıda abonesi yoksa kendinizi bulmanız gerekiyor. Kendinizi bulabilirseniz size abone olmuş demektir. Ben şimdi bakacağım bu kanala bakayım ben.
Azabını sibadet olmuşum bilmiyorum. Bak bu kanal kapandı. Şu videoya hiç içerik yok diyor. İçerik videosu yok. Abonesi var. Ben bunda durmamın bir anlam ifade etmiyor. Videosu yok. Yani kanalı kapatmış demek. Şöyle şey de kapalı. O yüzden ben bunu aboneliğinden çıkarım. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Çünkü çok kişiye gittiğinizde yine de sorun oluyor. Başka kişilere abone olduğunuzu düşündüğünüz halde halbuki abone olamamış oluyorsunuz. Orantı farkı oluyor. Yani 1000 kişiye gittiğinizde 100 kişi döndüyse ya da 500 kişi döndüyse eğer siz o şekilde olduğunda başkalarına abone olmuş gibi görüyorsunuz. Abone olmuş bastığınızda olunuyor ama karşı tarafa ne sayı ve ne abonelerinizin bildirimi gitmiyor. Şöyle bakabilirsiniz. Videoyu ne kadar zamanda yüklediğine bakacaksınız. Eski yani 1 yıl önce yüklemiş 2 tane videosu var. O yüzden bundan da çıkmayı düşünüyorum. 2 videosu var ve 1 yıl önce yüklemiş. Bana geldiği için geri dönüş yapıyorum her zaman söylediğim gibi ama vazgeçtiği için bunun da aboneliğinden çıktım. Öyle bakabiliyorsunuz. Zaten size abone olup olmadığını bakma konusunda burada bu videoyu çekiyorum. Şöyle daha az abone olanlardan bakması kolay diye o şekilde bakıyorum. Çok olanı bakmak biraz zor. Evet. Zaten burada çoğu tanıdık olarak şu bu videolarda tabii büyümüş kanallar var. Ama bazı büyük kanallarda abonelikleri kapalı tuttuğu için kesin abone olduğunu bildiğim kişiler de burada gözükmüyor. Çünkü onların abonelikleri açık değil, burada görünmüyor. Şu telefonun pusası da bayağı zorluyor. Şöyle sade harf olduğu zaman da videoları olmadığı düşüncesiyle kimse gelmiyor. Şöyle bakayım. Bu da en son 1 yıl önce yüklemiş. Video yüklemiyor. O yüzden çıkıyorum. 1 yıl video yüklemiyorsa zaten demek ki onu bırakmıştır.